Kıbrıslık Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ile birlikteyiz. Okullardaki altyapı sorunları, kadro eksiklikleri ve son durumu konuşacağız. Okullarımız açılacak durumda değildir. Yönetim kurulumuz kararlıdır bu eğitim ve okullarımızdaki durumla ilgili. Gerekirse okulların açılmayacağıyla ilgili de bir kararı vardır. Ne yazık ki okullarımızda nitelik gözden çıkarılmış vaziyettedir. Öncelikle işte altyapı ve donanımla ilgili sıkıntılar vardır. Okullarımızın durumunu zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz. Okul binalarımız deprem olmadan dahi dökülür vaziyettedir. Depreme karşı dayanıklılıkla ilgili yapılan çalışmalar, halktan toplanan para olmasına rağmen yapılan çalışmalar yetersizdir. Yeni akademik dönemde tek bir okulumuz dahi depreme karşı dayanıklı hale, yani güçlendirilmiş vaziyette veya yıkılıp yeniden yapılmış vaziyette olmayacaktır. Bakanlıkla birlikte sendikamızın yaptığı çalışmalar sonucunda okullarımızdan gelen ihtiyaçlar belirlenmiştir, nakiller yapılmıştır. Ancak öğretmen atamasına geldiğinde özellikle genel orta öğretimde kadro sayıları bakanlık tarafından azaltılmıştır. Örneğin seçmeli ders olan Yunanca dersi öğretmeni, bu branşta öğretmen azaltımına gidilmiştir. Bu tabi siyasi bir meseledir. Bunun yanında özellikle işte Türkçe, matematik, edebiyat, matematik alanlarında da azaltmalar var ama rehber öğretmen sayısında azaltma olmuştur kadrosunda. Yani toplam genel orta öğretimde 50'ye yakın öğretmen daha az münhal ilan edilmiş vaziyettedir. Özellikle rehber öğretmenlerin sayısının azaltılması gerçekten inanılır gibi bir şey değildir. Çünkü okullarımızda akran zorbalığı ve şiddet artmaktadır. Bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi de rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi meselesidir. Ancak yani bakanlık buna çözüm üretmek yerine tam tersine rehberlik servislerini güçlendirecek kadro artırımı yapması gerekirken azaltmaya gidilmiştir. Dolayısıyla bu gerçekten kabul edilebilir bir mesele değildir. Bunun için yeterli ve gerekli kadroları sağlaması için talebimizi bir kez daha sizin aracılığınızla ortaya koyuyoruz. Ve bunun için gerekenin yapılmasını ve okullarımızın eksik kadrolarla açılmaması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Özellikle eğitimde geçtiğimiz yıl ilk defa biliyorsunuz ki yerelleştirilmiş kitaplarımız alınıp Türkiye Talim Terbiyesi'ne götürülmüştür. Kitap yazarlarımızın, yerli komisyonlarımızın, bizim kendi öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin izni olmadan, haberi olmadan yapılan kitap içerikleri değiştirilmiştir geçtiğimiz yıl ve kitaplarımız gericileştirilmiştir. Birkaç örnek de verdik. Örneğin 6. sınıf Türkçe kitaplarından işte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Atatürk resmi çıkarılmıştır. Veya işte masal anlatan nene yerine masal anlatan dede görseli konmuştur. Kısacası bilimi, kadını, toplumsal cinsiyet eşitliğini dışlayan bir anlayışla tasarlanmaya çalışılıyor eğitim. Bu önümüzde duran çok önemli bir meseledir. Yani kısacası ideolojik bir bakış açısıyla eğitimi şekillendirme konusudur. Ve bu şekillendirme bilimsel, laik eğitimden uzaklaşma, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etme ve tasarlama yönündedir. Yani öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini engellemeyi amaçlıyor bu eğitim sistemi. Mevcut durumda bile eğitim yapmak, öğretim yapmak çok büyük sıkıntılar olmuşken ne yazık ki işte ben karar veriyor, işte tam gün diyor, tam gün yaptım diyor. Ancak bunun adı tam gün değildir. Bu sadece dediğim gibi öğretmenin özgürlüklerini elinden alma, sendikaları bitirmek için kullanılan bir araçtır. Bizler tam güne karşı değiliz.
tam gün olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğiyle ilgilidir ortaya koyduğumuz gerçek. O da nedir? Öncelikle yeterli ve gerekli bütçe ayıracaksınız eğitime. Hala daha bugün okullarımız velileri sponsor gören bir bakanlık anlayışıyla kaderine terk edilmiş iken, düşünün ki bazı okullarımız, birçok okullarımız sınav yapacak kağıdı dahi temin edemiyor. Bunun için okul aile birliklerinden yardım istiyor. Bunun için biliyorsunuz her yıl gündeme geliyor, işte bağış toplanıyor kayıt esnasında. Okul idareleri bu noktaya getiriliyor veya öğretmenlerimiz işte kermes düzenliyor, çocuklarımız otobüs parasını ödeyebilsin, okul idaresi spor karşılaşmaları yapılabilsin diye. Dolayısıyla gerekli bütçe ve yatırımın öncelikle eğitime yapılması gerekiyor. Tam gün eğer düşünülüyorsa. Bir başka mesele, standart okul, yani işte altyapısıyla, donanımıyla, kadrolarının tamamlanmış olması durumuyla ve standart sınıf sayısıyla, biliyorsunuz ki o kadar çok nüfus akışı alan bir ülke durumuna geldik ve buna dur denmiyor. Okullarımızın sayısı, öğrenci sayısı okullarımızda artıyor. Tabii ki bunda ekonomik durum da önemli bir faktördür. Özel okuldan devlet okuluna almak zorunda kalan velilerimiz vardır. Dolayısıyla sınıf sayısının herkese eşit eğitim hakkı tanıyacak ve ortamı sağlayacak durumda olması gerekiyor. Ve güvenli standart okullar olması gerekir. Bugün gördüğümüz gibi depreme karşı bile veya dışarıdan gelecek olan risklere, ki biliyorsunuz güvenlik okullarımızda en büyük sorunlardan bir tanesi. Özellikle bu tam gün dediği, tam gün olmayan programda çocuklarımızın aç kaldığı, güvende olmadığını defalarca söyledik. Uyuşturucunun çok küçük yaşlara kadar düştüğü, ancak okullarımızda bu konuda herhangi bir güvenlikle ilgili hiçbir tedbirin alınmadığı, yani okul binalarının güvenliği dışında. Bu da ortada olan bir gerçek. Bir başka konu, tam gün yapılması isteniyorsa, biraz önce bahsettiğimiz kendi ülkemizin ihtiyaçlarına, üretimimize yönelik çağdaş, laik, bilimsel ve devlet politikası haline getirilmiş. Yani işte ben bugün keyfi olarak işte 41 saat yapacağım haftalık ders saatini, ertesi gün vazgeçtim 39 saat yapıyorum veya bugün işte tam gün yapıyorum, işte ertesi gün kolej sınavlarını kaldırıyorum gibi bir anlayış eğitimde kesinlikle olmaması gereken bir anlayıştır. Planlanmış bilimsel ve pilot uygulamalarla hayata geçirilmiş, kendimize ait bir eğitim sistemimiz olması gerekmektedir. Bir başka mesele de çalışma koşullarıdır. Özellikle tükenme noktasına getirilmiş haldedir öğretmen. Sürekli olarak bir takım yükler yükleniyor öğretmene ve öğrencilerimize de. Çalışma koşulları kesinlikle, özellikle işte göç yasasıyla birlikte bir takım hakları geriye götürülmüştür öğretmenlerimizin. Dolayısıyla bütün bunlara çözüm üretmesi gerekiyor. Bütün bunlar olduğu takdirde bizler tam güne karşı değiliz. Tam gün yapılabilir. Ancak şu anda yapılan tam gün değildir. Tam günle hiçbir alakası yoktur. Sadece bir araçtır ve ne yazık ki bu aracın da bedelini öğrencilerimiz ödemektedir.